Herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu'nun düzenlediği yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Türkiye'mizin kültür mozaiği yapısına uygun bir şekilde bu yapının bir kesidini temsil eden Bandırma'dan herkese saygılar sunuyorum. Evet, bu gece bu kültür mozaiğinin bir parçası olan ve belki de çok kişinin bilmediği Rusya'dan topraklarımıza birkaç yüzyıl önce göç etmiş olan Don Kazaklarını konuşacağız. Bandırma gerçekten son 150 sene içinde farklı zamanlarda yaşanan göçlerle tam bir kültür mozaiğine dönüşmüş bir şehrimizdir. Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan, Makedonya'dan, Romanya'dan, Kafkaslar'dan, Kırım'dan gerçekleşen göçlerle gelenlerin yerli nüfusla kaynaşması sonucu gerçekten bu bölgede çok renkli bir yapı oluşmuştur. Halk arasında yine halkın kullandığı şekliyle söylersek Somaklar, Muhacirler, yine halk diliyle Macirler, Selanikliler, Giritliler, Üsküplüler, Arnavutlar, Makedonlar, Tatarlar, Çerkezler, Manavlar ve Yörükler. Bu tabirlerle anılan gruplar şu anda Bandırma çevresinde yaşamaktalar. İşte bunlara bir de Rusya'dan göç ederek Manyas Gölü'nün çevresine yerleşmiş bulunan Don Kazaklarını eklemek gerekiyor. Hatta bu grup biraz önce saydıklarımızdan çok daha eski tarihlerde bu topraklara yerleşmişlerdir. Bir Bandırmalı olarak çocukluğumuzdan beri duyduğumuz Kazakların kimler olduğunu, bu topraklara nereden, ne zaman geldiklerini, daha sonra buralardan ayrılışlarını, onlardan arta kalan yapılar, sanat eserleri, kültürler, inanışların neler olduğunu bu akşamki programımızda ele almaya çalışacağız. Şimdi bu etkinliğimizi bir nevi sempozyumlardaki bir oturum ya da bir panel şeklinde düşünürsek, hocalarımıza konuşmalar için, sunumlar için 15 dakikalık süreler vermek istiyorum. Bu sunumlar bittikten sonra bunların ardından eğer sorular olursa çok da fazla olmayacak şekilde, süremizi aşmayacak şekilde bunlara cevap verebilirler. Şimdi çok fazla uzatmadan lafı konuyla ilgili farklı alanlarda çalışmaları bulunan bu saygıdeğer hocalarımızı, konuşmacılarımızı hızlıca bir takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Yılmaz Arı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanıdır. Konusu bir göç hikayesinin politik ekolojisi, Manyas Gölü'nde Don Kazaklar isimli bir sunum yapacaklar bize. Yine Doktor Sinan Kıyanç hocamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Don Kazaklarının Türkiye'ye yerleşimi ve ayrılışı konusunda bizi bilgilendirecekler. Yine üniversitemiz sanat tarihi bölümünden Doktor öğretim üyesi Feride hocamız, Feride İmran Altun, Manyas Kocagöl Kazaklarından geriye kalan sanat eserleri, bu konu üzerinde çalışmaları vardı. Ve son konuşmacımız da eğitimci yazar Salim Nizam hocamız. Aynı zamanda Don Kazakları ile ilgili romanları, çalışmaları da var. Bir romanın esin kaynağı olarak Don Kazakları, Son Kazak, Kocagöl isimli bir sunum yapacak. Evet, ben çok fazla sözü uzatmadan ilk sözü Profesör Doktor Yılmaz Arı hocamıza bırakıyorum. Konusunu tekrar ediyorum. Bir göç hikayesinin politik ekolojisi, Manyas Gölü'nde Don Kazakları. Buyurun Yılmaz Hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Don Kazakların farklı yönlerini konuşacağız. Çok renkli bir tarihi sayfasını oluşturuyor Manyas Gölü'nün ve genel anlamda Türkiye'deki diğer bazı göllerin. Tabii ki bütün yönleriyle Don Kazaklarını bu akşam tamamen anlatmak mümkün değil ama ben kısaca bu Don Kazaklarının kimler olduğunu, neden Anadolu'ya geldiklerini, ne zaman geldiklerini, nasıl geldikleri, Türkiye'de nasıl yaşadıkları ve neden gittiklerini anlatmaya çalışacağım. Ve belki de en önemlisi acaba geriye bize ne bıraktılar ve bu bıraktıkları miras onlardan sonra ne durumda ve biz bu mirasla ilgili ne yapmamız gerekiyor?
Asıl odaklanmamız gereken konunun aslında bu olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Kazaklar deyince genelde biz bildiğimiz Kazakistan Türk kökenli soydaşlarımız olan Kazakları bazen hatırlıyoruz. Ama buradaki Kazak kelimesi o Kazak'tan farklı olarak o Kazaklar Kazak diye biz Türkçedeki gibi yazılıyor ama bunlar daha farklı bir yazılışları var. Böyle Kozak gibi, Cossacks gibi İngilizce'deki yazılışlarıyla dolayısıyla farklı bir ırkı temsil ediyor. Kim bunlar? Bu insanlar Karadeniz'i şöyle bir gözümüze önüne getirirsek Karadeniz'in kuzey bölgesinde oradaki akarsuları bir düşünürsek Don Irmağı kuzeyden geliyor, Azak Denizi'ne dökülüyor. Dinyeper Irmağı onun biraz batısından ve Doğu Kafkasların kuzey tarafından da Kuban Irmağı batıya doğru akarak yine Kuban bölgesinden Karadeniz'e dökülüyor. İşte bu nehirler arasında ki o bölgede Karadeniz'in kuzey bölgesindeki o alanda yaşayan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Kazaklar diye isimlendiriliyor. Bunların çok çeşitleri var. İşte Zaporoj Kazakları var mesela. Daha batıda Dinyeper Irmağı civarında boylarında yaşayanlar. Don Kazakları var, Kuban Kazakları var. İşte Kafkas bölgesinde yaşayan farklı isimlerle isimlendirilen Kazaklar var. Ama genelde bunların belli özellikleri var. Yani bunlar kimdir diye baktığımızda aslında Slav kökenli ama Tatarlarla zaman zaman karışmış olan, tarihi kökenleri açısından o bölgede yaşamış olan Gotlara kadar uzanan ve onlarla bağlantılı oldukları tespit edilen gruplar. Bunların belli özellikleri var. Nedir bunlar? Bu Kazaklar genelde sınır boylarında yaşarlar. Yani genelde ülkelerin sınır boyları, işte Osmanlılarla Ruslar arasında ya da oradaki devletlerin kendi arasında. Hatta işte bir kısmı bugün Ukrayna'da kalmışken bir kısmı işte Rusya tarafında. Dolayısıyla sınır boylarında bir yaşam var ve bunlar sürekli savaşlara ve baskınlara katılıyorlar tarihi olarak. O belki sınır bölgesinde yaşamanın bir gereği olarak. Erkek egemen bir toplum. Farklı etnik gruplarla iç içe yaşadıkları için farklılıklara bir anlamda toleransları var ve o farklı gruplarla zaman zaman çatışmalarına rağmen o birlikte yaşama kültürüne aynı zamanda sahipler. Belki de en önemli özellikleri Rus Ortodoks inancına çok sıkı bağlılıkları var. Ve ekonomik anlamda da bunlar o bölgedeki nehirlerde tatlı su balıkçılığı yaparak geçiniyorlar büyük ölçüde. Bunu bazı tarımsal faaliyetlerle destekliyorlar. Ve Don Irmağı boylarında yaşayan bu insanlar 1654 yılında orada diğer derebeyler gibi gruplarla birlikte yaşarken Rusya'da o zaman Rus çarı bir karar veriyor. Alexis Mihailovich diye bir çar. Bu diyor ki ben Rusya'da çok güçlü bir merkezi otorite kuracağım. Dolayısıyla bu başıboş grupları ya da kendi başına yaşayan grupları bir araya toplayıp bunları siyasi birlik halinde çok güçlü bir merkezi otorite oluşturacağım. O nedenle siyasi bir takım reformlara girişiyor. Aynı zamanda reformların dini boyutu da var. Bu dini reform boyutu da işte daha çok Yunan Ortodoks kilisesinden esinlenerek onların pratik ettiği şekliyle dini pratik etmeye çalışıyorlar. Burada da işte bir takım farklılıklar var. İşte Hazreti İsa'nın adının söylenmesi, işte hac işaretinin nasıl yapılacağı, ibadetlerin nasıl yapılacağı falan derken dini anlamda da önemli bir reform hareketine girişiyor ama geleneksel dine çok sıkı bağlı olan bu Don Kazakları bu değişikliklerin hiçbirini kabul etmiyorlar ve kabul etmeme merkezi otoriteyle bu gruplar arasında çok büyük problemlere sebep oluyor ve
Bunların dini önderleri çağları Deccal. Bunlar Deccal'dır ve İsa'ya karşıdırlar. Dolayısıyla biz bunların hiçbir emrine ya da uymak zorunda da değiliz. Bunlara tabi olmak zorunda da değiliz diye onlarla bir mücadeleye başlıyorlar. Çok önemli çatışmalar yaşanıyor. Fakat asıl problemleri bunlar. Deli Petro'nun tahta Avrupa'dan dönüp tahta çıktığı 1698'de Rusya'yı tamamen batılılaştırmak istemesi üzerine yaşıyorlar. Ve bunun üzerine bir prens komutasında çok büyük bir ordu gönderiyor. Bunları gidin temizleyin ve bize bağlayın diye. Çok katı kural yani çok acımasız bir şekilde onların üzerine giden prens Kazaklar tarafından pusuya düşürülüyor, öldürülüyor. Ve bunun üzerine tabii merkezi otorite daha da şiddetli bir şekilde bunların üzerine gidiyor ve onların bu sefer başındaki kişiyi ki oldukça demokratik bir toplum olarak biliniyorlar. Kendi yöneticilerine ataman deniyor ve bu atamanları seçimle seçtikleri biliniyor. Atamanlarını öldürüyorlar. Dolayısıyla o atamanın yerine yeni bir tane ataman seçiliyor. O da Ignatius Nekrasov denen bir adam. 1608 yılın 1708 yılında Ruslarla çok ciddi mücadelelere başlıyorlar. Yaklaşık 1708 yılında kesin bir yenilgiye uğratıyor merkezi otorite bunları ve güneye doğru iniyorlar ve Osmanlı'ya bağlı olan Kırım Hanlığı'na sığınıyorlar. Kırım Hanlığı onlara sığınma hakkı verirken diyor ki bana sizi inancınızda serbest bırakacağım. İşte dini ritüellerinizi yapabileceksiniz. Rusya'da yapamadığınız işte serbest kıyafet giyebileceksiniz. Sakallarınızı uzatabileceksiniz. İşte dini istediğiniz gibi yaşayacaksınız ama Rusya'ya karşı da Ruslara karşı da Osmanlı'nın yanında savaşacaksınız diyor. Ve Nekrasov o tarihte çok büyük savaşlara girişiyor, kahramanlıklara girişiyor ve efsane bir Kazak komutanı olarak bütün Kazaklar arasında ün yapıyor ve ondan sonra da bu Kazaklara Nekrasov Kazakları adı veriliyor. Ya da Nekrasov'un ilk adı olan Ignatius ya da Ignat Kazakları deniyor. Sonra bunlar Osmanlı kayıtlarına da Anat Kazakları olarak geçiyor. Daha sonra 1638-39'da Osmanlılar Ruslara karşı o bölgede de savaşları kaybedince bu sefer Kazakları Tuna Deltası'na yerleştiriyorlar. Orada İsmail ve Tulca kentleri civarına yerleştiriyorlar. Bir süre orada yaşıyor bunlar. Fakat daha önce oraya yerleşmiş olan Zaporoj Kazakları var. O Kazaklar Osmanlılarla sorun yaşıyor ve Rusların tarafını seçerek Rusya'ya göç ediyorlar. Osmanlılar da ya bunlar da Rusya'ya göç etmesinler, onların tarafına geçmesinler diye onları Anadolu'ya getirip yerleştirmeye karar veriyor. Bunların Anadolu'ya ne zaman geldiği konusunda tarihi kayıtlarda kesin bir şey maalesef yok. Kronolojik bilgiye ulaşamıyoruz ama benim literatürden edindiğim bilgi bize şunu söylüyor. Bu Kazaklar 1707 ile 1739 yıllar arasında Kuban bölgesinde, 1740 ile 1780 yıllar arasında Tuna Deltası'nda yaşadıktan sonra 1780 yılında önce Trakya'da Enez civarına geliyorlar. Orada bir yıl gibi bir zaman kaldıktan sonra 81 yılında ikiye ayrılarak bir kısmı Manyas Gölü kıyısındaki Koca Göl'e geliyor. Bir kısmı da Beyşehir Gölü'ne gidiyor ve oraya yerleşiyor. Koca Göl'e yerleşenler bir süre sonra Manyas Gölü'nün kuzeyindeki Bereketli Köyü'nü kuruyor. Burada yaşıyorlar uzun bir süre. Amaçları tabii sıkı sıkı bağlı oldukları inançlarını, kültürlerini korumak. Ama Manyas'ta yaklaşık 200 yıla yakın yaşadıktan sonra 1962 yılında Türkiye'yi toplu olarak terk ediyorlar. Bu terk etmenin değişik sebepleri var. Birçok
birçok kaynaklarda bunun tek sebebi işte toplumun birbirine akraba olduğu, evlenemeyeceği, dolayısıyla işte bu yüzden göç etmek zorunda oldukları yazıyor ama şöyle sebeplerden birkaçına hızlıca değinecek olursak 1864 Çerkez katliamından sonra Çerkezler Anadolu'ya gelip yerleşmeye başladığında bu yöreye Çerkezler yerleşiyor ve hemen Kazakların köyünün güneyinde Çerkez yerleşmeleri kurulmaya başlanıyor. 1924 yılında Kocagöl'ün hemen kuzeyinde bir Pomak köyü olan Simavlı köyü kuruluyor. 1900'lerde sonra yavaş yavaş bir iki Türk de köye yerleşiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra köyde okul açılıyor. Okul açılmasıyla birlikte Türk çocuklarla Kazak çocuklar aynı okula gidiyor. Aynı okula gitmesi demek kültürel etkileşimin artması demek. Böylece kültürün dışa daha açık hale gelmesi ve etkilenmesi demek. Daha sonra 6-7 Eylül 1955 olaylarında işte her ne kadar onlara doğrudan yönelen bir tehdit yoksa da işte Ortodoks, Türkiye'de yaşayan diğer Ortodokslara yönelen tehditleri kendilerine de yönelmiş olarak kabul etmişler ve o tarihte köy öğretmeninin hatıratlarında köylüleri bu yönde teskin ettiğine dair bilgilerimiz var. Kazaklar Osmanlılara ilk sığındıkları ve göç ettikleri zaman vergiden ve askerlikten muaflardı. Zamanla bu muafiyetleri kaldırıldı. Akrabalık ilişkilerinden dolayı o kendi inançlarına göre 7 göbeğe kadar evlenme yasağı vardı. Bunu işte kendi aralarında müzakereyle 5'e indirdiler ama yine de akraba oldular. Dolayısıyla önemli bir sorun olarak neslin devam etmeme tehlikesi ortaya çıktı. Son olarak da Rusya ve Amerika arasında dünyanın her tarafında görülen o soğuk savaş dönemindeki sıkı mücadele buraya da yansımış görünüyor. Çünkü bir yandan Ruslar kendi elemanlarını, ajanlarını göndererek bunları kendi ülkesine götürmeye çalışırken bir yandan da Amerikalılar devreye giriyor. Kendi rejim propagandaları için ve Rusya'dan kaçan birazdan Sinan Bey ona değinecek. Tolstoy Vakfı'nın girişimleriyle Amerika'ya götürmeye çalışıyor. Ama aslında bölgeden Kazakların kurduğu ikinci köy olan Bereketli köyünden ilk göç 1928 yılında Rusya'ya oluyor. O göçle gidenler hepimizin bildiği bir meşhur hikayedir. Gidince bize bir fotoğraf gönderin, bize o fotoğrafta nasıl olduğunuzu anlatın diyorlar. Fotoğrafta eğer oturarak fotoğraf çektirirseniz durumunuz kötü, ayaktaysanız eğer iyi olduğunuzu anlayacağız. Fakat gelen resimde hepsi yerde halıların üstünde yatıyordur. Böylece durumun çok kötü olduğunu görerek oradan vazgeçerler ve 62 yılında toplu olarak Türkiye'den ayrılırlar. Büyük bir çoğunluğu Rusya'ya gider. Rusya'da Stavropol ve Levokumski kasabasında şu an yaşıyorlar. Amerika'ya gidenler önce New Jersey'de Seabrook, Millville'e yerleşiyorlar. Oradan Oregon'a göç ediyorlar, Woodburn kasabasına. En sonunda bakıyorlar ki biz bu Türkiye'de başarıyla koruduğumuz kültürümüzü burada koruyamayacağız. Oradan da Alaska'ya göç ediyorlar. Yılmaz Hocam. Evet, süremiz değil mi? Evet. Hemen Sempozyum mantığı çerçevesinde bir hatırlatma yapmak zorundayım. Yavaş yavaş toparlamaya başlamakta fayda var hocam. Biliyorum evet anlatacaksınız hocam. çok daha Ben değerli, de kıymetli aynen ama. sempozyumda olduğu gibi toparlamaya çalışıyorum şeyimi. Bize ne bıraktılar diye bakarsak eğer Ruslar şurada eğer şurada Kocagöl'ü görüyoruz. Benim ekranımı görüyorsanız. Şu anda daha paylaşım gerçekleşmedi herhalde. Gerçekleşmedi. Tamam, birazdan paylaşacak. Hızlıca bize ne bıraktı Kazaklar? Onun üzerinde duracağız. Ekranımı görünce bana lütfen haber verin hocam. Şu anda geldi, evet görüyoruz. Geldi. Evet. Şimdi şurada Kocagöl bahsettiğimiz köy burası. Burada 200 yıla yakın yaşadılar. Aynı zamanda şu kuzeydeki Bereketli köyünü de onlar kurdu. Şuradan baktığımız zaman burada işte bu köy Bereketli köyü ve alttaki bu köyde Kocagöl köyü. Bu iki köyü bize bıraktılar. Şurada gördüğünüz yolun ekrana göre sol tarafındaki bütün evler
aşağı yukarı Kazaklar tarafından yapılmış evlerdir ve halen birçoğu kullanılmaktadır. Aynı şekilde Bereketli köyünde onlar kurduğu köy planının geometrik olduğunu görüyorsunuz. Göç eden ailelerden sadece bir aile kaldı burada. Şurada gördüğünüz Valedi Değirmenci, yine onu görüyorsunuz. Ayrıca bize iki tane kilise bıraktılar. Bu kiliselerden şu üstteki yıkılmak üzere. Bu aynı kilise. Bu da başka bir yerden görüntüsü. Bu da diğer kilise. Kilise binası dışarıdan bakıldığında cami olmadığı aslında anlaşılıyor. Biz bunu camiye çevirdik. Bu da içten görünüşü. Ayrıca Kocagöl köyünde bunların bu evlilik kayıtları halen durmaktadır. Bize oradan şey kaldı. Miras kaldı. Bize kalan miraslardan bir tanesi. Bir de mezarlıkları kaldı aslında ama sadece bir tek mezar kaldı bugün ayakta. Kazaklardan kalan tek mezarımız bu. Bunun etrafındaki her yer aslında mezarlıkta ama maalesef talan edilmiş. Bugün bize hiçbir şey kalmadı. Kazak fasulyesi Kazakların çok önemli miraslarından bir tanesi. Ve bugün Salim hocama Moskova'dan göndermişler. Bu teyzemiz Kocagöl doğumlu ama göç edenlerin içerisinde ama halen hayatta bugün. Sanıyorum onlar da bizi izliyorlar. İzliyorlarsa hepsine selam olsun. Bu resimlerde bugün onlardan geldi. Salim Hocam paylaştı bunları. Çok güzel ya, evet çok güzel. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında ne kadar direnirse dirensinler o geleneksel renkli giysilerinden bir eser kalmadığını, hepsinin işte sakallarını kestiğini, kıyafetlerini değiştirdiğini görüyoruz. Ama bize bugün düşen işte şu biraz önce gösterdiğim şu köylerde onlara ait olan mirası en iyi şekilde korumaya çalışmak. Çünkü burası Manyas Gölü tarihinin çok önemli bir sayfası. Çok renkli bir sayfası. Bu renkleri benim kanaatimce belki Feride Hocam da birazdan değinecektir ama şu kiliseyi restore edip orada bir Kazak kültür galerisi şeklinde bunları korumak çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Birkaç dakika süreyi aştıysak da hocam artık affınıza sığınıyoruz. Tamamdır İmam Hocam. Çok Teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Yani çalışmalarınızın ürünlerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ama dediğimiz gibi maalesef süremiz kısıtlı olduğu için bütün hocalarımız için geçerli bu. Böyle ayrıntılı bir konuda. Tabii dediğiniz gibi şu arada eğer şimdi bizi dinleyenler de varsa bu ayrılanlardan, torunlarından onlara da gerçekten ayrı ayrı selamlar ediyoruz. Neticede 300 seneden beri buraya gelmişler, yerleşmişler ve bir şekilde buradan ayrılmışlar ama bizlere çeşitli eserler de bırakmışlar. Onların kültürleri hala yaşıyor. İşte Salim hocamızın kitaplarında da var burada. Onları görüyoruz. Evet. Şimdi ikinci konuşmacımız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doktor Sinan Kıyanç hocamız. Onun da yüksek lisansı ve sonrasında yaptığı çalışmalar var bu konuda. Kendisi Karslı ve bu Don Kazaklarının Kars ve civarına Kafkaslar üzerinden yerleştirildiklerini de biliyoruz. Bunlarla ilgili sizin de belki şahitliğiniz veya çocukluğunuzda dinlediğiniz hatıralarınız vardır. Ben bunların Türkiye'ye gelişleri biraz daha tahmin ediyorum bir genel herhalde değerlendirme yapacaksın. Sonra da ayrılışlarıyla ilgili nerelere gittiler, hangi ülkelere gittiler, hangi bölgelerdeydi bunlar. Buyurun Sinan Hocam sözü uzatmadan size de verelim. Süremiz yine 15 dakika. Buyurun lütfen. Hocam herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben yüksek lisans tezimi Malakanlar üzerine yapmıştım. Karşıda ben de bir Malakanların yoğun olarak yaşamış olduğu bir köyde dünyaya geldim. Onların kültürüne bu konuda çok yakındım. Şimdi benim aslında Malakan araştırırken Tolstoy Vakfı'nı incelerken Tolstoy Vakfı'ndan Don Kazaklar'a ulaştım. Hatta o bölgede işte Don Kazaklar Anadolu'nun birçok gölünde tatlı su balıkçılığı yapıyorlar. Bunlardan birisi de Çıldır Gölü. Şu anda Ardahan ve Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü. Buraya da geliyorlardı. Ve kaynaklarda genellikle o bölgeye insanı işte Ruslar gelip burada balıkçılık yapıyor derler. Hatta benim şu anda yaşamış olduğum Muğla'nın Bafa Gölü'nde de yine burada da kayıtlarda ve bölge insanı eskiden Ruslar geliyorlardı falan diye bazen böyle bir kulaktan dolma bilgi vardı. Benim aslında bugün anlatacağım konu biraz daha uluslararası bir mesele hocam. Yani çünkü Don Kazakları her ne kadar sayı olarak çok az olsa da çünkü Don Kazakları ve Malakanlar göçleri aynı döneme denk geliyorlar. Her ne kadar sayıları çok az olsa da dünyadaki böyle bütün soğuk savaş gelişmelerine bakarsak ya yani bunların dışında çok küçük görülse bile aslında çok büyük bir krize neden oluyor.
Benim bugün anlatacağım mesele Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği üçgeninde bunların göç kararı, göç süreçleri ve bunun yanı sıra bu devletlerin bu göçün karşısında takılmış olduğu tutum. Şimdi biraz önce tabii Yılmaz Hocam konuyu çok iyi bir yere getirdi. Şimdi bildiğim Osmanlı Devleti'nde hocam, Osmanlı Devleti ile Rusya'nın, Çarlık Rusya'sının ilişkilerinin başlangıcı Don Kazaklar üzerinde oluyor. Çünkü çok ciddi sınır ihlalleri oluyor oradaki çatışmalardan. Bu ilişkiler bunun üzerinden başlıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde son bir göç oluyor. 1909 yılında bir göç kararı alınıyor. Biz Don Kazaklarını Anadolu'nun birçok yerinde küçük parçacıklar halinde görebiliyoruz ama iki noktada bunları şey yapabiliriz, odaklandırabiliriz. Birincisi bugünkü bizim de ana konumuz olan Manyas bölgesi. İkincisi ise Konya, Akşehir bölgesindeki işte Mada Adası'nda olan bölge. Bu iki bölgede Kazaklar yaşıyorlar ama bunun dışında farklı yerlerde sayılı az olsa da arşiv belgelerinden veya işte çeşitli basında bu konularla ilgili haberler çıkıyor. 1909 yılında bir göç planlanıyor ama bu 1910 yılında gerçekleşiyor ve gidenler Konya'daki yaşayan Kazaklar. Bunların gitmesiyle beraber artık Çarlık Rusya'da 1917 yılında bir Ekim devrimi oluyor. Şimdi Don Kazaklar her ne kadar tabii biz bu toplulukları anlatırken aslında anlatmış olduğumuz bu topluluğun bir kısmını anlatıyoruz. Bu topluluk netice itibariyle o Çarlık Rusya'sı için de çok önemli. Onların savaşları için de çok önemli olan bir topluluk. Bu nedenden dolayı Don Kazaklar 1917 yılında yaşanan Ekim devriminde Kızılların yanında yani komünistlerin yanında değil de Beyaz Ordu yanında yer alıyorlar. Yani Anton Denikin'in ordusunda yer alıyorlar ve o ordu yenilmesiyle beraber Anadolu'ya göç eden onlarca Beyaz Rus'un arasında Don Kazaklar da var ve bugün Polonezköy'de, Arnavutköy'de yine bunlardan kalan çok küçük kesimde olanlar var. Şimdi benim asıl ilk merak ettiğim şey şuydu. Sovyetler Birliği nasıl Don Kazaklardan haberi oluyor? Çünkü orada yeni bir devrim oluyor ve devrimle birçok şey değişiyor. Aslında nasıl bizim Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya ilişkilerinin Don Kazakları bu sürecin gelişmesinde önemli bir rol oynamışsa milli mücadele zamanında da aynı süreci oynuyor. Bu da nasıl Mustafa Kemal Konya'da Büyük Taarruz için ordularını hazırlarken Nisan 1922 tarihinde o zamanki Sovyet Büyükelçi Aralof Konya Mustafa Kemal'i ziyarete geliyor. Ve bu ziyarette Mustafa Kemal diyor ki ya diyor senin hemşerilerin burada. O da bir anda şaşırıyor benim hemşerim yani nasıl olabilir diye. Kendisinin anılarında Cigidia diye bir isim olarak geçiyor bu şey, köy. Ama bizim şu anda Konya Tuzlukçu ilçesindeki Gürsu köyü. Buna Cigidia diyor. Kendisi gidiyor oradaki onların Negrusof olduğunu söylüyor. Burada bir kısmın kendisi tarafından göç ettirildiğini belirtiyor ama tabii bu bizim kayıtlarımızda yok. Ama kendisi işte ben onlarla görüştüm, kendileri göç etmek istediklerini anlatıyor. Yani bu tarihle beraber artık Sovyetler Birliği Anadolu'da böylesine toplulukların yaşadığını fark ediyor. Ancak bu durum 1953'e kadar tamamen kapatılıyor. Çünkü 1953'te Rusya'da bir yönetim değişimi oluyor. Bu yönetim değişimin Nikita Kuruşçev, Stalin'in ölümüyle beraber artık bir numara olduktan sonra bir reformist dönem başlıyor Sovyet Rusya'da. Bu çok önemli bir süreç. Neden? Çünkü Kuruşçev'in o güne kadar yapmış olduğu, yani o gün atmış olduğu en önemli adımlardan birisi de şu, dünyadaki, diasporadaki bulunan Rusları kendi topraklarına davet ediyor. Bunun nasıl etkili olduğu ile ilgili şimdi bizde aslında bu konuyla ilgili her ne kadar arşiv belgelerinde biraz önce Yılmaz Hocam da dedi aslında bu konuyla ilgili bazı konuları netleştirmek için elimizde net argümanlar yok ama bir konuda çok şanslıyız çünkü 1950 tarihinden sonra bizim İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden bu bölgeye araştırmacı hocalarımız gidiyor. Ve bunlar işte kaderin bir cilvesidir. Tam o kritik anlarda bu toplumun içinde bulunuyorlar. Ve yazdıkları makalelerde de aslında bu gelişmeleri de bize birinci elden anlatıyorlar. Bu bizim için gerçekten araştırmacı olarak çok büyük bir fırsat sunuyor. 1958 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nden giden araştırma hocalarımız
Bu topluluğun göç kararı aldığını ve bu göç kararının Sovyetler Birliği'ne olmasının planlandığı ve bunun içerisinde önemli bir nedeninin ise Kruşçev'in bu diasporadaki Ruslara yapmış olduğu çağrı çok önemli diyor. Şimdi burada ise çok önemli bir isim çıkıyor hocam bizim karşımıza. Nisan 1950 yılında Türkiye'ye çok önemli bir büyükelçi atanıyor Sovyetler Birliği'nin. Bu da Nikita Rizhov. Çok önemli bir isim hocam. Neden bir önemli bir isim? Aslında kendisi bir tekstil mühendisi. Türkiye'nin o tekstil hamlelerinde bizzat Türkiye'de bulunmuş, bu konulara çok hakim olan bir isim ve aynı zamanda Türkçesi de bilen, Mustafa Kemal'i çok iyi tanıyan, Celal Bayar'ı çok iyi tanıyan bir isim. Ve bu isim Türkiye Büyükelçisi olarak atanıyor. Ve onunla beraber hocam bir anda o Rusya'nın Türkiye tarafındaki dışa kapılmalı tamamen kayboluyor. Kurumlarla iç içe giren, Anadolu'da birçok yere gezi yapan, planlayan bir büyükelçiyle karşı karşıyayız. İşte bu süreçte ise bir göç hareketliliği oluyor. Tabii bunun karşısında peki Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında olaya çok geç katılan bir ülke. Bunun nedeni de şu: Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin aksine sivil toplum kuruluşlarını çok fazla destekleyen ve onlarla mücadelesinde onlarla hareket eden bir strateji yürütüyor. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği birçok sivil toplum kuruluşları var. Bunlardan birisi de 1939 yılında ünlü yazar Tolstoy'un küçük kızı Alexandra Tolstoy tarafından Amerika'da New York'ta kurulmuş olan bir Tolstoy Vakfı var. Ve bu vakfın temel amacı muhacir Ruslara yardım etmek ve onların bir kısmını ise Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettirmek ve orada New York'ta halen faal olan Red Çiftliği'nde onların yaşamlarını sürdürmesini, sonrasında da Amerika'nın çeşitli yerlerine yerleştirmek. Ancak Tolstoy Vakfı'nın Türkiye'de hizmeti yok. Türkiye'de faaliyet alanında değil. Bunun nedeni ise Türkiye çünkü bir Batı ülkesi ve Türkiye'de yaşayan toplulukların içerisinde herhangi bir sorun yok. Burada bizim Tolstoy Vakfı'na giden 3 tane çok önemli mektup var. Birincisi 3 Eylül 1959 yılında Pimen Safranov isminde çok ünlü bir ikona ressamı tarafından gönderilen bir mektup var. İkincisi ise 27 Ekim 1961 tarihinde Ataman Taras tarafından, Bandırmalı bir Kazak tarafından gönderilen bir mektup var. İlk mektup Amerika'da direkt Alexander Tolstoy'a yazılıyor. İkinci mektupta da çok fazla bir tepki vermiyor ama üçüncü çok önemli bir mektup var. O da 1961 yılı Noel'inde Münih'e gönderilen Ayşe Adnan isminde bir Müslüman tarafından gönderiliyor. Ve mektupta şöyle bir çağrı var: bu insanlar göç etmek istiyorlar. Ancak Sovyetler Birliği ile ilgili çok ciddi iddialar var. Bu insanlar çok zor durumda. Ben bir Müslüman olarak size şunun çağrısını yapıyorum: bu insanlara yardım edin diyor. Bunun üzerine bir anda Tolstoy Vakfı ve görevlileri tamamen o faaliyetlerini bırakarak Türkiye'deki don kazaklarına yönelik bir faaliyet yürütmeye başlıyorlar. Ancak burada çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Neden? Pimen Safranoğlu'nun mektubundan anladığımız üzere 1948 yılında, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Bandırma'daki don kazakları bir göç kararı veriyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin mevzuatlarına göre, yasalarına göre Türkiye'den toplu bir göç yapılması yasak. Bunun için Kongre'den yeniden bir yasa düzenlemesi yapılması gerekiyor ve bu gerçekten kendi içerisinde çok büyük bir de lobi faaliyeti gerektiriyor. İşte bunun üzerine Alexandra Tolstoy bütün Tolstoy görevlilerini bu lobi faaliyetini yapması için çeşitli yerlere gönderiyorlar. Burada 2 tane isim çok önemli. Birincisi Tatyana Suluf, Alexander Tolstoy'dan sonra Tolstoy Vakfı başkanlığını yürütecek olan isim. Bu isim Washington'a gidiyor ve Washington'da Kongre bünyesinde çok önemli faaliyetler yapıyor. İkinci isim de Vera Samsonov ise Tatyana Suluf'un yardımcısı, yani Avrupa koordinasyonunun yer alan bir isim. Bu isim ise bütün Avrupa'daki bütün Batı bloğunu destek olan vakıfları ve kurumları harekete geçirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de CIA. Ancak
Bu lobi faaliyeti çok etkili bir şekilde gitmesine karşı tabii Amerika'da yasa değişimleri falan çok ciddi şey olabiliyor, yani süreç alabiliyor. Ben bununla ilgili kongre arşivine baktım, çok ciddi tartışmaların olduğunu görebiliyoruz. Tabii zaman da kısıtlı olduğu için bunlara çok girmek durumunda değiliz. Ancak burada bizim görebileceğimiz iki tane çok önemli ziyaret var. İlk ziyaret 1960 yılı ocağın sonu Şubat'ın başında Vera Samsonova ve Tatyana Suvov İstanbul'a gelerek İstanbul'dan Kocagöl'e gelip Kocagöl'deki don kazakları ile görüşüyorlar. Yine Tatyana Suvov buradan Kars'a gidiyor. Ancak burada çok önemli bir sorun var. O sorun da şu: bu görüşme sırasında Amerika'ya gitmeleri garanti değil. Çünkü yasal mevzuat tamamlanmamış. İşte bu durum Kocagöl'deki topluluğun üzerinde çok büyük bir baskıya neden oluyor. Çünkü bu insanlar o dönemde Amerikan kendi içerisinde de ve bir propaganda unsuru olarak da Brezilya'ya göç ettirilmesi, yani Güney Amerika'ya göç ettirilmesi teklifleri var ve topluluk bundan çok ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Bu nedenden dolayı da çok fazla ilgi gösteremiyorlar. Şimdi burada çok ilginç bir olay var. Yani yine dediğim gibi bu görüşmeyi, yani Amerikalıların Kocagöl'deki don kazaklarının görüşmesi de yine bizim hocalarımızdan birisi orada bir şahit oluyor. Aynen şöyle söylüyor: İlya Baran, kendisi kilisede din adamı ve toplumun çok önemli bir ismi. İlya Baran toplulukla görüşmeye, Amerikalılarla yapmış olduğu görüşmeye katılıyor ve onların tekliflerini dinliyor. Tekliften sonra ayağa kalkıyor. Ben diyor, Amerikalılar beni ikna edemedi. Ben ana vatanıma dönmek istiyorum. İsteyen Amerika'ya gidebilir diyerekten salonu terk ediyor. Bizim hocalarımız da orada. Hocalar bir bakıyor ki topluluğun büyük bir kısmı orayı terk ediyor. Ve ilk ziyaretin hemen sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göç için 1096 kişinin bir başvurusu var. Ve artık göç olayı tamamen hareketlenmeye başlıyor. Burada tabii önemli noktalardan birisi yine bir başka ziyaret ise Eylül ayının ilk dönemine denk geliyor. Bu ziyarette Vera Samsonov'un kendisi bizzat geliyor. Ve bu ziyaretinde yine Konya'daki bulunan don kazaklarını da ziyaret ediyor. Ancak durumun çok kötü olduğunu görüyor. Bu çok durumun, yani oradaki topluluğun kendisine karşı o ilgiyi göstermediğinin farkında. Bunun üzerine biz Amerika'daki şeylere baktığımız zaman, arşiv kayıtlarına baktığımız zaman Tolstoy Vakfı'ndan sürekli olarak istihbarat yapıyorlar. Sovyet ajanları bu topluluğun içerisinde bu insanları kurtarın diye sürekli olarak belgeler var. Ancak tabii bu sürecin içerisinde özellikle İlya Baran tarafından ve dediğim gibi Nikita Ryzhov'un yönetmiş olduğu o çaba sonucunda toplumun büyük bir kısmı Sovyetler Birliği'ne göç ediyor. Sinan Ancak bunun hocam, içerisinde yavaş yavaş siz de toparlayabilirsiniz, memnun olurum. kesinlikle hocam, hemen onu şey yapalım. Çok küçük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor. 12 Nisan 1963 tarihinde Amerikan Başkanı John Kennedy'nin kardeşi Robert Kennedy, o zaman Adalet Bakanı'dır, kendisi bir çağrı yaparak evet diyor, bu topluluğun gelebilirler Amerika'ya diye. Ancak bunların sadece 224 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyorlar. Bu tabii Amerika'da bir hayal kırıklığına neden oluyor. Son olarak bir dakikalık da şunu belirtmek isterim hocam, müsaadenizle. Peki bu toplumun içerisinde, yani işte Sovyet Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde devlet ve o dönemin içerisindeki şeyin, Büyükelçiliğin etkisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine burada belirtmem gerekiyor, Tolstoy Vakfı, Dünya Kiliseler Topluluğu ve çok çok önemli olan bir şey, Hükümetler Arası Avrupa Göç Komitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Mülteci ve Göç İdaresi burada çok etkili. Burada Türkiye'nin konumunu belirtmek lazım çünkü bu üçgen de çok önemli. Türkiye'de bu durumla ilgili aslında bunların göç etmesini kesinlikle istemiyorlar. Bu konuyla ilgili yetkililerin bunları ziyaretleri de var. Ben Malakanları incelerken de görmüştüm. Ancak 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye'de bir darbe oluyor ve bu darbeden sonrasında Türkiye'nin istihbarat teşkilatı, Milli Emniyet Hizmeti Teşkilatı'nın %80'ını görevden alınıyor. Yani atılıyorlar. Bu devletin o zaman tamamen o bölgeye odaklandığını gösteriyor. Bunu şundan dolayı diyorum: Amerika Birleşik Devletleri arşivlerinde sürekli olarak bu konuyla ilgili
Sovyet ajanlarının faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Yine aynı buna benzer olarak Malakanların da Kars'ta bu göçleriyle ilgili Sovyet ajanlarının faaliyetleri geçtiğini görebiliyoruz. Bunların basına sızanları, basından da yer verdikleri olanlar var. Ancak Türkiye'nin o 27 Mayıs'ın bir boşluğuyla beraber, o devlet boşluğuyla beraber tabii bu ülkelerin çok rahat bir şekilde hareket etmesine neden oluyor. En sonunda Türkiye'de şöyle bir tutumda yakınıyor. Tamam, gitmek isterseniz gidin ancak Batı'ya gidin. Yani Batı ülkelerine gidin diyorlar. Ancak tabii bunlar yapılana kadar burada İlya Baran önderliğinde çok ciddi bir propaganda yapıldığını görebiliyoruz. Büyük bir kısmının Sovyetler Birliği'ne ancak çok küçük bir kısmının ise Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Biz de teşekkür ediyoruz Sinan Hocam. Dediğimiz gibi yani portföyümüzde, çalışmalarda, depolarda, heybelerde çok fazla bilgi var tabii. Bunların hepsini veremiyorsunuz bunu bu kısıtlı sürede ama belki bu başka etkinlikleri de ardından getirebilir. Biraz önce Yılmaz Hocam'ın teklif ettiği gibi zaten şimdi Feride Hocam da onlara temas edecek yani. Belki orada mesela bir kültür evi gibi ya da onların hatırasını yaşatacak başka türlü etkinlikler, faaliyetler, bir değişik kurumsallaşma da olabilir. Yani bunları daha sonraki dönemlerde konuşabiliriz. Zaten bizim üniversitemizin kurmuş olduğu bu Bandırma çevresi başta olmak üzere araştırma merkezimiz var. Tarih, Kültür, Sanat Çalışmaları Araştırma Merkezimiz Müdürlüğü'nde ben yapıyorum. Bu bölgeler, bu kültürler zaten bizim çalışma alanımız içinde, kapsama alanımız içinde, hatta bazı köylerimize gitmeye başladık ama işte şu başımızın derdi pandemiden dolayı bir türlü dışarıya çıkıp gidemiyoruz. Yoksa bunları inşallah yerlerinde daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Evet, şimdi Feride Hocamız, sanat tarihi bölümünden üniversitemizin o bölgeyle ilgili çalışmaları vardı. Konu başlığı da Manyas Kocagöl kazaklarından geriye kalan sanat eserleri. Biraz önce muhtemelen Yılmaz hocamızın fotoğraflarını takdim ettiği yapılarla ilgili şeyleri de olacak. Biraz daha ayrıntılı dinleyeceğimizi ümit ediyoruz. Buyurun Feride Hocam, süreniz sizin 15 dakika. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Benim don kazaklarıyla bağlantım şu şekilde oldu. Bandırma Müzesi'nde bir araştırma yaparken Bandırma Müzesi'nde yer alan hem Bizans dönemi hem de Osmanlı döneminde yaşayan gayrimüslimlere ait eserleri inceliyordum. Orada yaptığım çalışma sırasında iki adet ikona ile karşılaştım. Bu ikonalardan bir tanesi ahşap bir ikonaydı, diğeri ise sikleden denilen bronzdan yapılmış bir ikona örneği ve özellikle ahşaptan yapılmış ikonaya baktığımız zaman, birazdan fotoğraflarını da paylaşacağım. Bir Aziz Gergios ya da Yorgos ikonosu olarak adlandırabileceğimiz bir ikona ile karşılaştım. Öncelikle tabii bölgeye açıkçası yeni geldiğim için, çok da hakim olmadığım için ilk başta biraz şaşırdım. Çünkü normalde Grekçe olması gereken yazıt aslında Kirilceydi ve ben de sorular, kendi kendime sorular sormaya başladım. Bu ikona müzeye nereden geldi? Nasıl bir bağlantı? Kimlerden kalmıştı? Birçok soru sormaya başladım ve sonrasında Bandırma Müzesi eski müdüresi İlham Öztürkan'ımla birlikte bir Manyas Kocagöl ziyaretinde bulunduk ve orada ben kiliseleri de görünce, biraz da tarihini öğrendiğim zaman ikonanın neden Bandırma Müzesi'nde olduğunu kendimce anladım. Çünkü onlardan kalan, demin hem Yılmaz Hoca'nın hem de Sinan Bey'in bahsettiği gibi 1962 yılında bölgeden ayrılırken yanlarında birçok ikonayı götüremedikleri için ikonaların çoğuna el konuluyor. Bugün Ayasofya'da saklanıyor ve burada yer alan, Ayasofya'da yer alan işte ikonalarla ilgili aslında çok güzel bir doktora tezi de hazırlandı. Manyas Kocagöl civarındaki kiliselerden getirilen ve orada saklanmakta. Ama bu ikonalardan iki tanesi de bugün Bandırma Müzesi'nde yer almakta. Şimdi paylaşım yapacağım. Acaba paylaşım açıldı mı? Evet hocam, görüyoruz şu anda ekrana geldi, bir yapı var orada.
Evet, bu şekilde başlayayım. Evet, öncelikle evet, Bandırma Müzemiz ve Bandırma Müzesi'nde çalışma yaparken karşıma çıkan Aziz Görgüyoz ikonası, çok fazla hani detaya girmek istemiyorum. Hemen sahnenin üstüne baktığınız zaman bu hani yazıtı görebilirsiniz ve bunun hani bir Rum ikonası değil de bir Rus ve ikonası olduğunu anlaşıldı. Sonrasında dediğim gibi bölgede yaptığım çalışmalar sonrasında bu ikonanın Manyas Kocagöl'deki kiliselerden geldiğini tespit ettik. Diğer bir ikona bu sefer madenden yapılmış bir bronz sikleten denilen çift kanatlı bir diptikon bir ikonayla karşılaştık. Ve bölgede yaptığımız araştırmalarda don kazakları bölgeye geldiği zaman iki ayrı kilise yaptırdığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Triotsa Kilisesi olarak adlandırılmakta ve daha büyük kilise olarak isimlendirilmekte. Diğeri ise Meryem'in göğe yükseliş kilisesi olarak anlatılmakta. Triotsa Kilisesi bugün günümüzde cami olarak işlevdirilmiş. Bu bakımdan oldukça iyi çünkü yapı koruma altında. Ama demin Yılmaz Hoca da bahsetti. Diğer yapı yani Meryem'e adanmış daha küçük boyuttaki kiliseye baktığımız zaman hemen göçün sonrasında bir müddet okul olarak kullanılmış. Sonrasında ne yazık ki oldukça kötü durumda. Bu kiliselerle ilgili şu an yüksek lisans tezi de hazırlanmakta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Cansu Uçar tarafından bir yüksek lisans tezi hazırlanmak iki yapı hakkında. Ne yazık ki oldukça kötü durumdalar. En son yaklaşık bir ay önce alandaydık. Yapı gitti gidecek, koruma altına almamız gerekmekte. Oldukça kötü durumda. Daha çok bu yapı küçük kilise olarak da adlandırılmakta ve tek nefli bir plana sahip, tek nefli bazilikal planlı bir yapı. Diğer yapıya baktığımız zaman evet burada kilisenin güney cephesinden görüntüler, siz de dikkat edeceksiniz. Hem üst örtü sistemi oldukça kötü durumda. Diğer duvarları muhakkak acilen koruma altına alınması gereken yapılardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Yine yapının hemen doğusunda apsis dediğimiz kısmı görmekteyiz. Hemen güneydoğu cephesine doğru bakmaktayız. Yapının içerisi belki dışından o kadar algılanmıyor ama yapının içerisi de oldukça kötü durumda. Ve hani eğer bu yapı restore edilirse sizlerin de belirttiği gibi belki bir kültür merkezi gibi Kazaklara ait belgelerin sergilendiği bir kültür merkezi gibi ya da bir yani müze gibi kullanılabilir ama bir an önce koruma altına alınması gerekmekte. Diğer yapı ise bugün yeni cami olarak adlandırılan yapı ve diğerine nazaran daha büyük olan ve Troyatsa Kilisesi olarak adlandırılan Kazaklar tarafından yapı üç nefli bir yapı, yine bazilikal planlı, iki sıra, dörder sütunlu, üç nefe ayrılmış bir yapı ve şu an hani yapı kendi koruma altında olduğu için diğerine nazaran daha sağlam şekilde görülmekte ve yine oldukça önemli yapılardan biri ve içinden kısa bir görüntü vermek istiyorum size. Tabii dediğim gibi özellikle ikonalardan tekrar üzerine durarsak, ikonalara geri dönersek, bugün yaklaşık 53 tane ikona Ayasofya'da saklanmakta ve orada korunmakta. Yine dediğim gibi Bandırma Müzesi'nde de iki adet don kazaklarına ait ikona bulunmakta. Ve bu şekilde hani Bandırma Müzesi'nde de don kazaklarına ait eserlerin hem saklanması hem de korunması ve günümüze kadar ulaşması bence oldukça önemli. Ben hani kısaca bu şekilde fazla da vakti almadan kısaca örnekleri göstermek istedim. Anladım hocam. Başka görsellerimiz var galiba da. Evet. Tekrar baştan özellikle ikonalar Aziz Görgüyoz'un ejderhayı öldürdüğünü gösteren bir sahne.
Ondan detaylar yer almakta. Diğer ikonaya baktığımız zaman ise burada tabii İsa'nın hayatından ve Meryem'in hayatından alınma belli başlı sahneler var. Çünkü zaten hani onların da kendilerini ifade etmelerinde evet demin Yılmaz Hoca da bahsetti. Bu dini reform sırasında İncil'in Yunanca daha Slavca'ya çevrildiği zaman bir takım hatalar olduğuna inanıyorlar ve ondan dolayı bir ayrışım içerisine giriyor Ruslar ve artık diyorlar eskisi gibi ibadet edemezsiniz. Biz size ne öneriyorsanız bizim istediğimiz gibi ibadet edeceksiniz dedikleri için zaten kendilerini ayrı tutuyorlar ve kendilerini aynı zamanda gizli inananlar olarak adlandırmaya başlıyorlar ve yine o dönem içerisinde bayağı aynı şekilde ibadetlerine devam ettikleri için bir takım yasaklanmalara neden oluyorlar. Ellerindeki birçok ikonaya el konuluyor ve kendilerinin hani inançları ifade etmelerine çok da izin verilmiyor. Evet, bu şekilde örnekleri gösterebilirim. Hemen bu ikonanın arka kapağında yer alan süslemeler ve yazıtlar yer almakta. Aşağı ikonaya baktığımız zaman ise en üstte Aziz Gergiyos'un mucizeleri şeklinde bir ifade yer almakta. Ve buna benzer birçok ikona da bugün Ayasofya'da yer almakta. Bu şekilde koruma altında durmaktalar. Hocam peki mezarlarla ilgili bir şey var mı? Biraz önce Evet. Yılmaz hocam bir mezar kalmış dedi. Evet, Diğerleri yok ama. biz de yaptığımız hani bölgede yaptığımız çalışmalarda evet sadece bir tek mezar kalmış ve diğerleri ne yazık ki tahrip edilmiş. O yüzden hani mezarlarla ilgili de çok fazla bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü çok fazla gelememiş, ne yazık ki tahrip olmuş. Ve bölgede de 2 adet kilise yer almakta. Ve onların da 2 ayrı mezhep diyebileceğimiz kişiler tarafından 2 ayrı mezhepten bahsediliyor. İşte tam bu sırada bir soru gelmiş. Ben de onu hemen yönelti vereyim. Aslında sona bırakmayı düşünüyordum ama siz buna girince bir izleyicimiz öyle demiş yani bunun bir sebebi var mı iki kilise olması mezhepsel bir ayrılık mı Evet, yoksa köy büyük olduğu için lokasyondan mı acaba? hayır, biraz mezhepsel ayrılık var. Ondan dolayı bölgede 2 adet kilise yapılıyor. 7 kol olarak geliyorlar. Onlar da sonra kendi aralarında 2 kilise olarak ayrılıyorlar. Anladım hocam. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Evet, Feride hocamızın da herhalde hem görsellerle hem de alan incelemeleriyle desteklediği çalışmasından elde ettiği bilgiler bu şekilde. Katkılarınız için teşekkür ediyorum hocam. Şimdi son konuşmacımız eğitimci yazar Salim hocamız. Yine o bölgenin insanı aslında muhtemelen Kazakların hikayeleriyle, kültürleriyle büyüdü, öğrendi, şahit oldu, duydu ve bunu kitaplarına romanını da aktardı. Zaten Don Kazakları, Son Kazak, Koca Göl diye bir kitabınız var hocam. Şöyle bir ekranda görebilir miyiz onu? Biz Tabii şey olsun gösteremedik. Bu ne zaman yayınlandı hocam? 2017 Kasım'ında yayınlandı Tamam, çok kitap. güzel. Bu herhalde zaten bu merkezde de bir şeyler anlatacaksınız bize. Başka bir çalışmanız Tabii daha tabii. olduğunu söylediniz. O yüzden Tabii. hızlıca bir size Don Kazakları ile olan İlginizi, irtibatınızı, bu eseri kaleme almanızdaki sahipleri de dinleyelim. Buyurun Salim Hocam. Evet, herkese merhabalar. Öncelikle ben şanslıydım çünkü Kazakların hikayeleriyle büyüdüm. Bir yazar olarak bunlar benim altyapı için çok önemliydi. Büyüklerimden dinlediğim hikayelerdi bunlar yıllarca. Öncelikle bu coğrafyada doğdum ben. Doğduğum yer Gönen, Bandırma, Manyas üçgeninde. Paşa Çiftlik, Osmanlı kayıtlarında çiftlikler diyarı olarak geçiyor ve bu çiftliklerde Osmanlı'ya yamak yetiştiriliyormuş. Osmanlı orduya asker yetiştiriliyor. Böyle bir yerdeydi ve yaşadığım köyde de Rumlar birkaç hane, 5 hane kadar da Rum yaşıyormuş ve farklı kültürlere açık olarak büyüdüm aslında ben. Ve Bedri Rami Gönen Bandırma arası yolculuk yaparken Bandırma Göden arası yel değirmenleri döner mısralarındaki o şiirini bu coğrafyada yazıyor. Bizim atalarımızın yel değirmenleri varmış ve Paşa Çiftlik yel değirmenleriyle ünlü bir yer. İşte Bedir Rami'nin gözüne takılan da
Paçacıklıyın ya diye Ermenileri olmuş. Ve tabii Kocagöl'e gideceğiz. Kocagöl kuş bakışı bize 8 kilometre uzaklıkta ve doğduğum köye deniz de 8 kilometre mesafede ve kuşların göç yolları üzerinde bir yer. Yerdeydik. Tabii tarihi İpek yolu üzerinde bir yerdeyiz. Ve bu açıdan da bakıldığında Roma'ya, Doğu Roma'ya ev sahipliği yapmış Bizans'a, yine Selçuklara, Osmanlı'ya, yani çok çeşitli kültürleri barındıran bünyesinde bir yer. Ve hala tarlalarımızda tarihe dair kalıplar çıkmakta, lahitler çıkmakta. Bunlar tabii Bandırma Kent Müzesi'ne gönderilmekte. Ben Kazaklara geleceğim. İşte ben bu hikayeler nasıl başladı? 1970 yılında doğdum ben bu köyde. Ve annemden, babamdan, büyüklerimden Kazakların göç hikayelerini dinledim. Bizim bir kırmızı minibüsümüz vardı ve çok şanslıydım ki babam bizi Salur'daki akrabalarımıza götürürdü. Kesme yoldan giderdik ve her gidişimizde bu köyden geçerdik, Kocagöl'den geçerdik. Ve arabadakilerin konuşmalarını dinlerdim ben hep. Kazaklar gittiler diyorlardı. Kimdi Kazaklar? Hayalimde böyle bir şeyler canlanıyor, imgeler canlanmaya başlamıştı. Babam kilisenin yanından geçerken önce derdi ki bu okul olarak kullanıyor. Kilise bu okula çevrildi derdi. Ve az ötede biraz daha gittiğimizde mor salkım çiçeklerinin arasında bir cami olarak kullanılan bir kilise vardı. Onu söylerdi babam, bu da kilise, ikinci kilisemiz. Burası cami oldu derdi. Ve tabii ben o dönemde caminin kiliseye çevrilmesini de anlayamazdım. Çünkü çocuktum, o yaşlarındaydım. Ve babam Kocagöl'ün çıkışında derdi ki gün battı, Kazak yattı derdi. Yani çok erken yatarlarmış. Güneş battığı gibi yatıyorlar ve çok erken kalkıyorlarmış. Hocam siz Kiliseye Kazaklar de köyünün içinden kapanmadan. geçerken Roma malzemesini toplayıp geçiyor musunuz herhalde? Öyle anlaşılıyor. Evet, aslında belleğime yerleşmiş hocam bunlar. Sonra çıktı bunlar. Ben ta ki edebi kimliğimi kazanana kadar demek ki bunlar benim birikimimde, çantamda, heybelerimde yerini almıştı. Ve bu hikayelerle büyüdüm. Tabii o zamanlarda bunları biriktirmişim diyeyim. Ben bir çocuktum, bir gazoz kapağı koleksiyonu gibi bunları biriktirmişim. Ve Valedo ile ilk tanışmam nasıl oldu? Çocukken tabii babam kırmızı minibüse biner, alır başını giderdi. Gönen Bandırma arası, şehirler arası yolculuklar yapardı ve bütün evin yükü annemin omuzundaydı. Ve iki kız kardeşim vardı ve tek erkek çocuk da bendim. Annem derdi ki hadi bakalım Armağan'la Kocagöl'e gideceksin. Valedo'nun değirmeni de un öğüteceksin. Ve Valedo'nun değirmeni de bölgenin en iyi unlarını öğüten bir yer. Ve Havran'dan, atmıyorum, Edremit'ten gelenler olurdu. Yani uzak yerlerden de un öğütmeye gelenler olurdu. Ve amcamın traktörüyle gitmek bizim için bir eğlenceydi. 8-10 kilometrelik yolu traktörde, römork üzerinde gitmek, un çuvallarının üzerinde gitmek bir eğlenceydi. Ancak Kocagöl'e vardığımızda durumu hiç öyle değildi. Çünkü değirmenin kapısında traktörler, römorklar sıralanmış olurdu. Ve biz tabii beklememiz gerekiyordu bu süreçte. Amcamaları bizi hadi gelin bakalım şurada bir balık lokantası var. Size bir kazak çorbası söyleyeyim derdi. Borç çorbası. Yayın balığının kafasından yapılan bir çorba bu. Ve tabii göl balıklarının tadına ilk defa o zamanlar baktık. Hatta bir defa geceye kalmıştık. Kötü bir anı bu ama. Ve tabii değirmende döndüğümüzde saat 3 gibi 4 gibi öyle bir uykusuzluk ki amcam römorku dışarıda bırakıyor ve o gece yağmur yağıyor, bütün onlar Eyvah eyvah. yağmur altında mamalıga derler, böyle hani çok karışım, bizim muhacirce bir kelime bu, mamalıga olmuştu. Yani böyle bir hamurlaşmış, annem, yengem, bütün mahallenin kadınları o gün o kadar kızmışlardı ki amcama. Yani bu da bir talihsiz vakamız. Ve Valedo'yla tanışmam nasıl oldu? Onu görmek için sabır sanırdım. Bir Hristiyan Valedo diyorlardı. Kim bu Hristiyan, kim? Farklı bir dinden. Yani bir öcü mü? Ve amcamın peşinden girdim kiliseye. Baktım ki bu Valedo dediler. Uzun boylu, mavi gözlü, sarışın bir adam. Ha, bu bize benziyor. Dünyalı biri. Ve gider gitmez Burtal halam gelmişti. Halama sordum. Hala dedim, Valedo meğer bizim gibi biriymiş. Dedi aynı Tanrı'ya inanıyoruz dedi Salim dedi. Biz yani dinlerimiz farklı ama aynı Tanrı'ya inanıyoruz dedi ve bundan da çok etkilendim ben. Çünkü ne kadar dinlerimiz, yaşam biçimlerimiz farklı da olsa aynı Tanrı'nın çocuklarıydık, buna inandım. Evet,
Valedon'un evini merak ettik sonra. Dediler ki gölün hemen karşısında Valedon'un evi. Çocuktum. Amcamın çocukları da vardı. Ve önünden geçmek için böyle volta atardık. Neyi görebilmek için? İkona var derlerdi. İkonaları görebilmek için Anna'nın ikonalarını ve bu ikonalar bir gün çalınmış evinden Anna'nın. Geçen gittiğimizde Yılmaz Bey'le bahsetti bundan. Ne kadar üzücü bir durum. İkonalar çalınıyor. O dönemde biz bunları gördük duvarlarında Anna'nın. Ve Hazreti İsa'nın o haç figürü vardı mesela. O dikkatimi çekmişti benim çocukken. O tüllerin arasından gider gelirdik. Valedon'un evini, Anna'yı görebilmeyi çalışırdık. Yani farklı insanlar görebileceğimizi düşünürdük aslında. Ki onlar da bizim gibi aynı Tanrı'ya inanan insanlardı meğer. Evet, Kazaklar hakkında neler söylendi ona geri? Ben de notlarımı aldım tabii bugün unutmamak için. Çünkü tekrar etmemek için. Annem tabii zaman zaman babam alıp başını gider dedim ya kırmızı minibüsüyle. Kocagöl'e yürüyerek gitmek zorunda kalıyormuş. Yani Salur'daki akrabalarımıza. Ve o dönemde daha öncesi tabii bu. Kırmızı minibüsü yok. Yanlış oldu. Ve Kazak köylerine uğruyor. Bu Kocagöl'e uğruyor. Ve onları çekirdek yerken görüyormuş. Çok çekirdek tüketiyorlarmış onlar. Yalın ayak geziyorlarmış. Yalın ayak. Köyün içinde yalın ayak geziyorlar. Ve tabii su içmek için onların kapısını çalardık derdi annem. Bizi renkli renkli karşılarlardı böyle. Başlarında çiçek olurdu derdi. Hani bizim bu Muğla yöresindeki Türkmen köylüleri gibi başlarına çiçek takıyorlar. Ördek tüyü takıyorlar. Kuş tüyü takıyorlar. Bu ne demek? Ben bugün mutluyum, huzurluyum. Yani günüm güzel geçsin anlamındadır bu. Bakın bizim Türkmenlerin inanışı Kazaklarda da var. Ve erkekler de gölün vahşi kuşlarının tüylerini takıyorlar. Kartal tüyü daha böyle. Vahşi hayvanların tüylerini takıyorlar. Ve annem babu derdi onlara. Kazak babusu. Saç, evet. Aslında onlar da bugün de baktım fotoğraflara. Şal bağlama biçimleri. Aynı annem gibiydi. Hiç bizden farklı değillermiş. Yani sarı, turuncu. Gölün bütün renklerini taşıyorlardı aslında. Yani gün doğumundaki o. Biz tabii biraz daha şairane anlatıyoruz. Bunları. Yani gölün bütün, bizim coğrafyamızın bütün renklerini taşıyorlardı. Ve Kazak evlerinden bahsederdi annem. Saz şeklinde sazlarla kaplandığını. Mesela çatıları sazdan. Ve hala benim doğduğumda bile birkaç saz ev hatırlıyorum ben bizim köyümüze. Demek ki o dönemde yapılaşma böyleymiş. Gölün sazını kullanıyorlar çatılarda, çatı örtmekte. Kazak evlerinin ısıyı koruma konusunda da etkili olduğunu söylüyorlardı. Yine annem gölde bir ada olduğunu söylüyordu. Yılmaz Bey belki sonradan bunu açıklar. Ve bir deprem sonucu battığını, orada bir köy olduğunu ve bu köyün minaresinin göründüğünü söylüyordu annem Salır'a gidip gelirken. Ve bunu yengelerimden de duydum, yaşlılardan da duydum. Ancak şu anda bakıldığında gölde bu şekilde bir minare yok. Evet yine tabii göl Haledon'un evine kadar geliyor. Ve Kazak fasulyesi yetiştiriyorlarmış orada o dönemde. Yine karakayıklar Valedon'un evinin kıyısına kadar geliyormuş. Benim süremi aşmasın daha çok konum var çünkü konuya giremedim henüz. Evet ve Sisli Göl romanını yazdım 2011 yılında. Ve bu romanda aslında ben Kazakları, hayalimde Kazakları yazıyordum. Ancak popüler kültür Rumları anlattım. Ve TRT davet etti beni. Özellikle 2006 yılında Köy Saatçisi adlı hikayemle Türkiye birincisi olunca TRT'den davet aldım canlı yayına, bayram programına. Tabii katıldım bu programa. Ve Yeni Ömer Seyfettin olarak lanse edildim ulusal basında. Gönen'in Yeni Ömer Seyfettin'i, Türkiye'nin Yeni Ömer Seyfettin'i. Ondan sonra tabii TRT belgesel kanalı için hazırladılar beni. Tam da o programda Kocagöl Kazaklarından bahsetmiştim. Çünkü yeni bir romandı benim 2011 yılında başlamıştım romana. Ve daha sonra tekrar aradılar TRT belgesel kanalından. Kazaklar hakkında program yapmak ister misiniz? Programa gelin. Mayıs ayıydı. Ve ben tabii hiç hazırlıksızdım. Konuya yeni başlamışım ama daha okuyacağım kitaplar var. Araştırmalarım yapmam gerekiyor. Kocagöl'e gittim. Servet Somuncuoğlu'nun kitabına ulaştım. Servet Somuncuoğlu'nun kendisine ulaştım. Dedi ki çok güzel olur bu romanı yazman. Çok mutlu olurum dedi. Ve kendisine ulaştım. Bir ay sonra 2013 Ağustos'unda kalp krizi geçirdi. Vefat etti Servet Somuncuoğlu. Ve ona karşı da bir vefa borcu oldu TRT yapımcılarından kendisi. Don Kazaklarının yazarı. Ve ben bu kitabı
TRT belgesel kanalında yarım saatlik Kazaklar üzerine bir canlı yayın yaptık. Biz tam da 1962-25 Eylül'ünde Kazakların gittiği günde yaptık bu programı. 2013 yılında. Güzel bir programdı ve ben romanı bitirdiğimde 2017'de 6 yılda yazmışım Son Kazak Kocagöl romanını. Ve evet, röportajlar. Hemen hemen her gün Kocagöl'e gidiyordum ve Kocagöl'de işte çocukluk kahramanım Kocagöl'deki Valedo'yu bu sefer artık değirmende değil de evinde görüyordum. Onun muhteşem kamelyasına bizi ağırlıyordu ve Kazaklar üzerine konuşuyorduk. Ve tabii Gölcekaya gittim. Türk köylüleriyle de konuştum. Onları tanıyan yaşlılarla pandemide oldukça azaldıklarını da düşünüyorum. Sordum Kazaklar kimdir diye. Yaşlı çobanla sırtmaçlarla karşılaştım. Bir sırtmaç dedi ki yani şey şunu öğrendim. Tecavüzler olduğunu. Mesela Doğu Kazaklarının başka göllere gittiklerinde, balık tutmak için gittiklerinde köydeki kadınlar ve kızlar yalnız kalıyorlar ve Kazak fasulyesi ekerken gölün kıyısında çevre köylerden gelen insanların onlara tecavüz ettiklerini öğrendim. Ve Valedo'ya sordum bunu. Valedo bu nedir dedim. Orman çakalsız olmaz dedi bana. Yani bütün toplumlarda böyle insanlar vardır dedi. Ve yani bize karşı olan vefasını da bu şekilde dile getirmiş oldu. Tabii bu tecavüz konuları beni üzdü aslında. Çünkü sahipsiz insanlara çevre köyde tabii bunu herkesin yaptığı söylenemez. Birkaç kendini bilmez insan yapmıştır diye düşünüyorum. Ve tabii o sırtmacın gülümseyerek söylemesi hala gözümün önünde 85 yaşlarındaydı o gün. Ve bu köylüler dostum diyorlar çünkü alışverişleri vardı o Kazaklarla ilgili. Ve bu köydeki insanların hep görüşlü bir aileler varmış. Şeker alıyor, takas yapıyor, bir şeyler satıyor. Karşılıklı olarak benzin satıp bu şekilde tarihsel alışverişleri de olmuş. Ve gidişleri 25 Eylül. Tarih 1962-25 Eylül'ü gösterdiğinde 100 kamyon dolusu Kazak köyden gidiyorlar. Ve sadece Valedo ile Anna çifti kalıyor köyde. Ve Valedo ile Anna'dan dinlediğim kadarıyla dediler ki köyde bütün gece köpekler uludu, kediler miyavladı, hayvanlarda bir huzursuzluk vardı. Yani bir deprem öncesi gibiydi. Kazakların gidişinin sonrası hayvanların gösterdiği davranışlar. Ve siz niye gitmediniz peki dedim Valedo'ya. Herkes gitti, siz niye gitmediniz? Ve Anlı dedi ki bütün Kocagöl gitti, biz kaldık dedi. Valedo dedi ki Atatürk'ün çağdaş ülkesini bırakıp da gidemezdim dedi. Ve Karaköy limanındaki o sahneler, 100 kamyon dolusu Kazak Karaköy'e gidiyor ve orada günlerce bekliyorlar. Daha sonra Gürcistan adlı gemiye bindiriliyorlar ve giderken ikonalarını elinden alıyorlar. Türk hükümeti çünkü ikonaların geçişi yasakmış başka ülkeye. Feride Hocam da bunu biliyordur. Ve Ayasofya'da sergileniyor bugün ve bütün gemidekiler artık inemiyorlardı. Çünkü sürem bitecek mi hocam? Bu konuyu geçeyim isterseniz. Ve vale de onlara ihtiyaçlarını alıp geminin kapısına getiriyor, veriyor. Bu şekilde de tabii bayrak istiyorlar. Türk bayrağı aldırıyorlar giderken yanlarına. Ve bugün konuştuğum kişi, torunları ulaştı bana. Dediler ki dedem gittikten sonra hiç memnun olmuyorlar Rusya'ya. Dedem gelmek istemiş tekrar ama diyor Rus hükümeti bizi kandırdı diyorlar. Dedesi o şekilde Rus hükümeti kandırdı. Gittikten sonra bir daha gelmelerine izin de verilmemiş. O kadar üzücü bir durum. Ve babaannesi bugün 85 yaşında, Banyaz Kocagöl doğumlu Maria, soy ismi de vardı şu anda unuttum. 85 yaşında ve köye gelmek istiyor. Ve bugünkü röportajımızda şunu da öğrendim. Bizim böyle bir programımız var dedim. Ve seneye 60. yılı kutlanacakmış. Kutlama demeyelim de anma programı olacak. Kazakların gidişinin 60. yıl dönümü. Peki dedim biz 5 konuşmacı olarak davet edilsek, davet etseniz geliriz, hazırız dedim. Yani evet, Kültür Bakanlığı'nın tanıdıklarının olduğunu söyledi bana sevgili Igor. Ve seneye yani 2022 Eylül'ünde bu programa inşallah davet edileceğiz. Yine roman nelerden bahsediyor? Evet, Kazak, Son Kazak Valedo tabii Kars doğumlu ve Kars'ta ben ilk öğretmenlik günlerim orada geçti. Şanslıydım çünkü Kars coğrafyasını da biliyordum, Çıldır yöresini. Hocam, şey, Valedo Kars doğumlu mu dediniz?
Tabii, Tenekköy'ünden Arpa Çağ'ı Tenekköy'ü doğumlu. Çok Babası değil. Sinan Efendim? hocamın o taraflardan gelmiş yani. O bahsettiği Tabii. biraz önce konuyla ilgili olarak. Tabii Ben doğumlu. şöyle düşünüyorum yani, buradaki Kazaklar yani doğma büyüme, çünkü eski bir yerleşim ya burası da, dışarıdan göç almadıklarını düşündük ama o zaman böyle değil demek ki. Onların akrabaları sanırım. Ve tabii ki Valedo geliyor. Valedo tabii trenle geliyor. Tabii ben romandan kurgular da bu. Şimdi yazarlar gerçek hayal karışabiliyor bizde. Çünkü bazıları kurgu da Hocam, olabiliyor. siz romanıza birkaç dakikada bir toparlayalım. Süremizi de Evet. çok aşmayalım bu anlamda. Daha sonra Ben gerekir. romandan bahsedeyim hocam son olarak. Ve Ruslan, Valedo Ruslan oldu roman kahramanı olarak. Anna da Katya'ya dönüştü. Ve 1954 kışında İstanbul'a geliyor trenle, Doğu Ekspresi ile. Ve geldiğinde tabii Tura'dan gelen buzlar Boğaz'ı kaplamış durumda. İstanbul'da sert bir kış var ve vapurlar çalışmıyor. 2 gün Karaköy'deki Paris Palace Oteli'nde kalıyor Ruslan. Ve bu gece orada kandırılıyor da tabii. Otelciler tarafından kandırılışını da anlattık. Altınları çalınıyor. Ve Tiran gemisiyle Manyas'a geliyor. Manyas'ta ihtiyar Don'un değirmenine sığınıyor ve orada işe çalışmaya başlıyor. Ancak değirmenci Don'un kızıyla arasında zamanla bir aşk ilişkisi gelişecek. Ki bu gerçek bir durum, çünkü Anna nişanlıymış Valedo geldiğinde. Daha sonra nişanlısı Anna'yı kaçırıyor Valedo. Yani bizim Ruslan kahramanımız. Edincik kıyılarına götürüyorlar. Ben daha tarihsellik katmak için Kirazlı Manastırı'na kadar sürükledim onları. Ki tarihi mekanları romanlarımda geniş kitlelere ulaştırmak için. Bugün Kirazlı Manastırı'nı görmek için gidiyorlar insanlar. Sırf romanda geçtiği için. Evet, notlarıma hızlı bakıyorum hocam, toparlayayım. Evet, şu sonu da okuyayım isterseniz. Romanın arka kapak yazısından. Onlar Don Kazakları, onlar Anadolu topraklarının 300 yıllık hikayesidir. Onlar puslu göllerin efendisidir. Onlar Don Kazakları, onlar rüzgarın oğulları. Onlar Anadolu'nun renkleri, adetleri, türküleriydi. Onlar giderken gölün suyunu, evinin taşını, bahçesini, çiçek tohumlarını yanlarında götürdüler. Bir tek o gitmedi. Son Kazak Ruslan. O Atatürk'ün çağdaş ülkesini bırakıp da gidemezdi. Kazaklar Paça Gölü iyi bilir ve göl insanı sakalına ak düşmeden ölür. Burasını bir daha okuyayım. Nazım Hikmet'in mısraları bunlar. Şu iki mısra. Kazaklar Paça Gölü iyi bilir ve göl insanı sakalına ak düşmeden ölür. Sanırım son mısra. İlk mısra benim. İkinci mısrayı uydurduk. Nazım Hikmet'le birleştirdik. Böyle ve gidişlerine de daha çok kısa bir hikaye anlatıp bırakalım. Ve gitmeden önce 24 Eylül'ün gecesinde hocam göl kıyısında toplanıyor Kazaklar. Tabii zambak denilen isporta içiyorlar. İçkiye düşkünler, onu da söyleyelim. Ancak içki bulamadıkları için isporta içiyorlar. Mavi isporta o dönemde. Ve sarhoş oluyorlar. İçlerinden bir tanesi aniden ufadan kalkıp göle doğru koşuyor. Gölün içine giriyor. Dalgalarla yumruklaşıyor ve kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına türküsünü öyle içten söylüyor ki orada bulunanlar hepsi ağlıyor. Evet, bu kadar hocam. Kazaklar, daha çok hikayeler yazılır, çok romanlar yazılır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Estağfurullah. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani siz zaten dediğimiz gibi çocukluğunuz o köyün içinden geçe geçe bütün romandaki bu anlattıklarınızı iliklerinize kadar yaşamışsınız. Hepsi oluşmuş Kesinlikle zaten. hocam. Bu da Evet. çok güzel. Dilinize, emeğinize, kaleminize de sağlık. Bundan sonra dediğimiz gibi bu hatıralardan çok şey çıkacağını umuyoruz. Buradaki her hocamızın zaten o bölgeyle ilgili ayrı özel itinalı çalışmaları var. Siz bugün yaptığım görüşme dediniz, yani tam böyle kelimeyi anladığım şekilde bugünü kastediyorsunuz değil mi? Yani bu Kesinlikle yakınlarda hocam. kastetmiyorsunuz. Şöyle oldu. Igor Moskova'da bir iş adamı bana ulaştı geçtiğimiz yaz. Bu arada şey Paçagölü sorabilir miyim? orada. Bunlar buradayken tabii Türkçe konuşuyorlar ama şu anda kalmış mı bu göçten sonra mesela çocukları, torunları Türkçe konuşabiliyorlar mı? Tabii Türkçe konuşmuyor. Tabii Rusça. Ancak biz İngilizce konuştuk kendisiyle, yazıştık diyeyim. Ve benim kitabıma ulaşıyor önce Kocagöl deyince. Sipariş veriyor internet üzerinden. Daha sonra yazın, ben dedim hani kitap gelmeden ben sana Word dosyası olarak vereyim. Ve bu kitabı Azeri bir çevirmene çevirtiyor. Ve nasıl çevirdi bilmiyorum artık. Çeviri çok önemli. Ve yarıya kadar çeviriyor. Adamın işi çıkıp gidiyor. Yarım kalmış. Okuyamamış sonunu romanın. Ve dedim ki siz bunu bir yayın evi bulun, yayınlatalım Rusya'da. Madem bütün Kazakların romanı olsun dedim. Ona
alıp romanı Kültür Bakanlığı'na götürüyor. Arkadaşları varmış. Şu anda Rus Kültür Bakanlığı'nda bizim Son Kazak Kocagöl romanımız. Ve bugünkü konuşmamızda da 60. yıl için özel bir program olacağını söyledi. Ve biz de hazır olduğumuzu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu, eğer davet edilirse katılabileceğimizi, bu 5 ismin katılabileceğini belirttim ve memnun oldular. İnşallah onlardan haber bekliyoruz hocam. Anladım. Çok güzel. İyi de olmuş. Bu etkinlikten de haberimiz oldu. Biz de takip ederiz bunu inşallah buradaki kurumsal iletişim yetkililerimizle. Evet sayın hocalarım, yani biraz evet bir yorumlardan biri de öyle diyor. Biraz hüzünlü de olsa çok güzel bir yayın oldu şeklinde gelmiş. Tabii ki hocamız hem böyle şey yaptı. Gerçekten son bir hanede kalmış. Bugün hala köyde diye biliyorum zaten. Ben de öyle duyuyorum değil mi? Yani bu değirmenci diye çocukluğumuzdan beri Evet. duyardık. Yani bütün hocalarımıza da sorabilirim. Yılmaz hocam da biliyor herhalde. Bu değirmenci Kazak vatandaşımız hala köyde yaşıyor. Bir de hocam sizinle de şey yapmıştık. Bu Erdek'te yaşayan başka bir Kazak daha yok mu Kocagöl'den, yoksa aynı kişiden mi bahsediyoruz acaba? Yok hocam, ayrı kişi. Şimdi Kocagöl'de yaşayan Valedi Değirmenci, Türk adıyla Vedat Değirmenci, aslında bir Kazak değil. Kars'tan göç eden Malakanlardan bir tanesi. Buraya geliyor. Burada eşi Anna'yla evleniyor. Onu da Salim hocamın bilgisini aktarayım. Evliyken Anna başka birisine nişanlı sanıyorum, onu kaçırıyor. Evet. Tam göç edecekleri zaman onu kaçırıyor. Böylece göçten onu şey yapıyor. Daha sonra da Anayı kaçırınca kendi eşi de evi terk ediyor. Başka bir yere sanıyorum. Ama eş Kars'ta kalmış hocam. Buraya geldiğinde eşi yok. Kars'ta kalıyor. Daha Evet. sonra Evet. arkadaşlara ulaştı. Geçen bir Milli Eğitim'e gelmiş birisiyle biz tekrar gittik ve tanıdık çıktılar Kars'tan. Çünkü Evet. akrabasıymış ilk eşinin. Ve onu görünce biraz Valedo şaşırdı tabii. Annenin haberi yok belki. Tabii yayında izliyorlardır. Belki biz aile faciasına sebep olmuyoruz tabii. Bu şekilde hocam. Evet. Anladım. Bir de o ikinci kişi hocam, o ayrı bir kişi. Erdek'te yaşayan Sanki ben onu da Kazaklar, yani Rusya'ya göç edip geri dönmüş gibi Ha, bir biliyorum. tane de hocam. Sözünüzü kestim. Gürcistan'dan Gürcistan. gelen Yaverko var. Bu da Bandırma Aksakal Doğa Köyü'nde şu anda. Yani ve memnun olmayıp gelenlerden. Geçtiğimiz birkaç 5 yıl oldu. Ben romanı yazdığımda gelmişti kendisi. Romana bir şey katamadım. Doğa Köyü'nde Yaverko ismi. Yaverko soy isminde belki hatırlayabilirim. Ulaşılabilir. Feride Hocam çalışmalarıyla ilgili Tamam, kendisine ulaşabilirim. bunları şeyimize alalım inşallah radarımıza. Bundan sonraki araştırmalarımızda. Bir de Ya ben hocam de ben arada bir bilgi verebilir miyim müsaadenizle bu şeyle ilgili? Şimdi tabii bu evlenme çok büyük bir problem olduğu için Kars'ta Malakanlar için de çok büyük bir problem ve Kars'taki Malakanlar tabii çok daha kalabalık bir toplum. 2338 kişi Rusya'ya gidiyor. Sonra da Türkiye bunu Bakanlar Kurulu kararıyla hepsini vatandaşlıktan çıkarıyor. Hatta Bakanlar Kurulu kararında Malakanlar Rus Kazakları diye parantez içerisinde de bir ifade olarak geçiyor. Tabi burada aslında göçten önce baya bir çözüm arıyorlar. Yani nasıl yapalım diye. Bu sürecin içerisinde işte Kocagöl'e gelip buradaki şeylerle de kızlarla da evlenme günleri oluyor. Yani bir arada gidip gelenler oluyor. Ancak tabi Malakanların dini inançları çok çok farklı. Şeyde de diğerleri tamamen Ortodoks ama işte Malakanlar kilise olmayan, tamamen böyle şeyler olmayan Malakanizmi bağlı oldukları için aslında bu girişim oluyor. Biraz da tabii o dönemin işte Kars'tan ileri gelenler işte valisi falan çok öneriyor. Yani gitmeyin oraya gidin o insanlar onlar da Hristiyan diye ama maalesef bir çözüme ulaşamıyorlar. Yani bu ayrım çok ciddi oluyor. Onun için vazgeçiyorlar. Kocagöl'dekiler de aynı şekilde yani onlar da Malakanlarla biraz bu konuda daha tepki gösteriyor. evet. Evet hocalarım, yani izleyicilerimizin de sabrında fazla şey yapmayalım ama güzel yorumlar da geliyor bu arada, görüyorum. Daha sonra tekrarında zaten siz de onları okuyabilirsiniz. Başka yerlerden de izlediklerini, teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de kendilerine saygılarımı sunuyoruz. Evet, böyle değişik, ilginç, sıra dışı bir konuyu bu akşamki etkinliğimizin başlığı altında inceledik. Tarihi topluluğu
Tarih araştırma topluluğu öğrencilerimize, ilgilerimize, kurumsal iletişimimize, bize katkıda bulunan yardımcı olan teknik ekibimize ve bu imkanı tanıyan sayın rektörümüze, buraya katılım sağlayan hocalarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Böyle 300 senelik bir geçmişi olan bir topluluğumuzu kültür babında da olsa tekrar ana bildiğimiz için böyle bir imkan da tanıdıkları için. İnşallah Salim Hocam'ın dediği etkinlik olursa muhtemelen ona belki fırsatlar, imkanlar uygun olursa katılabiliriz. Veya biz burada buna benzer, şimdi ben de çocukluğumdan beri ben de bir bandırmalı akademisyenim. Bu üniversitemize daha yeni geldim, 3 sene oldu ama 30-35 seneden beri İstanbul'da dışarıda bulunuyordum. Hep duyardık zaten Kazak fasulyesinden tutun da o değirmencileri falan duyardık. Şimdi daha ayrı bir bu merkezimiz ve bu etkinlik vesilesiyle ayrı bir özen de göstereceğim. Zaten Osmanlı tarihçisi olduğum için bu bölgemize ait hemen hemen bütün Osmanlıca kaynakları topladık. 30 binden fazla belgemiz var. Bu arada sizler konuşurken ben onlar üzerinden tarama da yapıyordum böyle. Çok sayıda belgenin olduğunu da gördüm. Belki bu konuda bir yüksek lisans çalışması veya başka bir çalışma da yaptırabiliriz diye düşünüyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, zamanınızı, emeğinizi harcadığınız için. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Bizi izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam şeyi hatırlatalım. Bir dinleyenlerden bir tanesi yayını kaydedebilir misiniz diyor. Yayın zaten kaydediliyor ve üniversitenin sayfasında kayıtlı olarak duruyor. İsteyenler daha sonra da oradan izleyebilirler. Evet evet, yani üniversitemizin kurumsal iletişimi zaten yayını otomatik olarak kayda alıyor. Daha sonra bu isimle girince mesela Bandırma 17 Üniversitesi Don Kazakları veya Bandırma 17 Üniversitesi YouTube'dan girdiğin zaman daha önceki yayınlarla birlikte bu mutlaka çıkacaktır. Oradan tekrar izleme imkanı olacaktır yani. Evet. Evet, herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar.